Merhabalar İncele Bakalım ailesi. Bugün önümüzde Wonder Woman filminin iki disk özel versiyon DVD'si var. Bunu incelemek istedim çünkü özel seçenekler kısmı bayağı dolu dolu. Bunun hakkında bilgilerini istedim. Sizinle birlikte özel seçeneklere birazdan göz atacağız. DVD hakkında konuşmak gerekirse yeni filmin çıkardığı bir baskı. İçerisinde Türkçe dil seçeneği var. Hatta özel seçeneklerinde Türkçe altyazı seçeneği var ki Warner Bros. DVD'lerinde özel seçenekler kısmı genelde Türkçe altyazılı oluyor zaten. Bize bir sürpriz yaparak bunu yeni film iki disk versiyon halinde ülkemize getirdi. Bu da çok güzel oldu ki buradan bir film şirketine de sesleniyorum. Örümcek Adam, Spider-Man Homecoming filminin iki disk DVD'sini niye bize getirmediniz? İşte yani Türkiye'deki satış politikası, ben bunu anlamıyorum maalesef. Yurt dışındaki İngiltere'de iki disk DVD'si vardı Örümcek Adam'ın. Bize bunu getirmediler. İlla Blu-ray'ini alın özel seçenek için diyorlar. Yani çok saçma bir satış politikası. Her neyse, hemen disk içeriğine geçelim. Şöyle faturası da hatta burada duruyor. Ben saklıyorum böyle. Evet, disk katmanları, üst katmanları çok şık tasarlanmış. Sarı fon ve logo seçimiyle çok mükemmel. Ben çok beğendim. Warner Bros. Genelde eğer popüler bir filmse çıkardığı film baskılarına çok özen gösteriyor. Bu filmde de aynısını uygulamış. Disk yüzeyleri çok güzel. Filmin olduğu disk büyük Wonder Woman logosuyla yerleştirilmiş. Özel seçeneklerin olduğunda ise sadece yazımız ve küçük bir logoyla geçiştirilmiş. İstiyorsanız gelin bir özel seçenekler kısmına göz atalım. Evet arkadaşlar, özel seçeneklere bakacak olursak ilk olarak bize Crafting the Wonder dediğimiz bir kısım karşılıyor. Yaklaşık 16 dakikalık bir bölüm. Burada Wonder Woman'ın geçmişinden, çizgi roman geçmişinden ve filme olan ki sürecinden bahsediliyor. Peşine Director's Vision dediğimiz bir bölüm var. Burada da 5 tane video bizi karşılıyor. Toplamda 25 dakika. Her video 5'er dakika. İlk olarak Times Square The Hidden Island dediğimiz bir kısım var. Bu da Times Square'ın nasıl yaratıldığı, Amazon diyarının nasıl yaratıldığından falan bahsediliyor. Ardından Beach Battle dediğimiz bir kısım var. Burada da sahil kısmındaki o savaş sahnelerinin nasıl çekildiğinden bahsediliyor. Daha sonra Photography the True Time dediğimiz bir kısım var. Burada işte Batman v Superman'de Diana'ya Bruce Wayne'in göndermiş olduğu o tarihi fotoğrafı stili olan ve ekiple olan o tarihi fotoğrafın nasıl çekildiği ve filme nasıl eklendiğinden bahsediliyor. Burada Zack Snyder falan, onun da yorumlarını görüyoruz. Ardından Diana in the Modern World dediğimiz, Diana'nın model dünyaya adım atış sürecindeki o yaşadığı değişimi ve zorlukları bahsediliyor. Peşine de Wonder Woman at the World dediğimiz bir kısım var. Burada da Wonder Woman'ın savaşçı yanına değiniliyor. Bu kısım bittikten sonra sırada bizi Warriors of Wonder Woman dediğimiz bir bölüm karşılıyor. Burada işte Wonder Woman'la birlikte Amazon diyarındaki o kadın savaşçıların filme 5 ay boyunca nasıl hazırlandığından bahsediliyor. Spordan işte 5 ay boyunca eksiksiz spor antrenmanları Gal Gadot'la birlikte nasıl role hazırlandıklarından bahsediliyor. Peşine The Trinity dediğimiz 15 dakikalık bir kısım var. Bu DC evreninde bizim bildiğimiz Batman, Superman ve Wonder Woman üçlüsünün film ve çizgi romanlarda nasıl bir araya geldiğini ve DC evreninde nasıl bu kadar göz önünde olduğunu anlatıldığı bir bölüm. Daha sonra The Wonder Behind the Camera dediğimiz bir kısım var. 15 dakikalık bir kısım. Patty Jenkins kamera önünde yaşananları ve sete konuk olarak çağırdığı işte yapımcılık oyun yapımcılık yapımcılık demeyelim, yapımcı olma hevesi bulunan öğrencileri sete davet edip orada onlara işte filmin nasıl çekildiğini falan anlatıldığı bir bölüm. Ardından Phoenix the Wonder Woman Vision dediğimiz bir bölüm var. 22 dakikalık bölüm bu. Aslında filmden bağımsız ama film bir süper kadın kahramana değindiği için kadınlara özel bir video tasarlamışlar. Bu kısımda işte dünyaya bakış açıları ve dünyada güçlü olduklarını anlatıldığı bir bölüm. Ardından da Extended Scenes dediğimiz kesilmiş sahnelerimiz var. Burada da 5 tane video bizi karşılıyor. İlk olarak Boot Conversation dediğimiz bir bölüm var, 3 dakikalık. Bu Steve ve Diana'nın işte bir botta, kayıkta ve deniz üzerindeki seyahati
sırasında çekilmiş bir kısım. Ardından Selfridge Shopping dediğimiz bir bölüm var. 2 dakikalık Diana'nın elbise denerken ki o kısmına ait bir video. Daha sonra Parliament Steps dediğimiz, işte Diana'nın parlamenter meclise girdiğinde başından geçenlerin anlatıldığı bir bölüm. Sırada Morning at the Train Station dediğimiz, Diana'nın tren istasyonunda dondurma yerken ki başından geçenlerin anlatıldığı bir bölüm. Daha sonra Charlie Never Sleeps dediğimiz, Charlie karakterinin ormanda kamp yaparken çok değişik bir uyuma stiline sahip olduğunun anlatıldığı 1 dakikalık bir video. Extended Scenes'lere bakarsak filme eklenmemeleri çok tartışılacak bir şey değil. Olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş diyeceğiniz türden videolar. Onlardan sonra Alternate Scene, Want to Know Man's Land dediğimiz bir kısım var. 1 dakikalık bir video. Diana ve ekibin işte ormanda yürüyüşteyken erkekler üzerine konuştuğu bir video. Bu da yani disk eklense de eklemese de büyük bir şey kaybetmezmişiz. Geçiştirmelik bir video. Ardından çekim hataları var. 6 dakika sürüyor. Gerçekten eğlenceli ve izlerken keyif alacağınız türden bir video. Toplamda işte bakarsak yaklaşık 1-1,5 saate yakın bir özel seçeneği var. Evet, bu şekilde arkadaşlar inceleme. Yeni filme 2 disk DVD getirdiği için teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü uzun süredir bu tür baskılar piyasaya gelmiyordu. Huzurunuza ben buradan eğer izlerlerse teşekkür edeyim. Bir DVD koleksiyoner olarak. Ama eleştireceğim noktalarda yok mu? Var tabii ki. Şu fiyat bandrolü mesela onlardan birisi, buna gerek yok. Bunu fiyatı, yani bandrol kısmına yine bir şey demiyorum ki, bunu satarken okutmanız gerekiyor ama şu fiyat kısmını eklemeyin abi. Ne gerek var? Ne gerek var? Video bu kadar arkadaşlar. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Videolarımızı yorum atarak bize yol gösterebilirsiniz. Veya kanalımıza abone olarak bir sonraki videodan da haberdar olabilirsiniz. Yine bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.